Evet, aynı malzemelerimizde farklı bir tasarım daha yapalım arkadaşlar. Hepsi aynı olmasın tabii ki. Ama aynı malzemelerimizi kullanarak bir fikir daha edinmiş olalım arkadaşlar. Şu şekilde güllerimizi dizelim yine. Evet arkadaşlar. Evet, şöyle ortaya koyalım dördünü de. Evet, kalplerimizle destek yapalım. Kalpleri de dizelim. Evet, bir tane de böyle koyduk mu? Evet arkadaşlar, hemen maydanozlarımızla yapraklarımızla yapalım her zamanki gibi. Şöyle renklendirelim. Evet, çok basit ama çok şık görünümlü tabaklar yapabiliriz arkadaşlar. İnanın çok çok basit. O kadar kolay ki, yani yemek yaparken soyduğunuz domateslerin kabuklarını bir kenara koyacaksınız sadece arkadaşlar. Sonra bu şekilde güzel sunum tabakları hazırlayacaksınız. Gördüğünüz gibi ne kadar şık duruyor arkadaşlar. Biraz renklendirmek için aralara zeytin de koyalım. Ben çok seviyorum şu şekilde. Görseli birazcık daha artıralım arkadaşlar. Şöyle zeytinlerimizi de koyduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok harika gözüküyor. Mutlaka deneyin derim. 2-3 tane domatesin kabuğunu biriktireceksiniz sadece arkadaşlar. Bir tane salatalık. Maydanoz zaten evimizde var. Muhakkak şu şekilde gidin masanızın ortasına koyun. İnanın eşiniz de olsun, çocuklarınız olsun, anneniz olsun, babanız olsun çok çok mutlu olurlar. Özellikle sevgililer günü yaklaşıyor arkadaşlar. İlla sevgiliniz olmasına gerek yok. Eşiniz de sizin sevgiliniz. Eşinize yapabilirsiniz. Eşiniz yoksa anne babanıza yapabilirsiniz. Çocuğunuza da yapabilirsiniz arkadaşlar. Özel gün en çok sevdiğiniz insanlar için olsun ve onlar için böyle güzel tabaklar yapın arkadaşlar. Evet. Yine aynı malzemelerle şöyle bir tabak daha yapalım. Bir çeşit modelimiz daha olsun arkadaşlar. Yine güllerimizi böyle ortaya alalım. Arkadaşlar şöyle bir model daha göstereyim. Bütün malzememiz hazır önümüzdeyken. Aynı malzemelerle bir sürü model yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok şık durdu. Bu kadar basit arkadaşlar. Sadece bu şekilde de bir model yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. Hazırlanması da çok kolay. Sadece domatesleri soyacaksınız. Maydanoz koyacaksınız arkadaşlar. Bu kadar basit. Farklı modeller yapmak için aynı malzemelerden tekrar farklı modeller yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sadece gül. Bu bile insanı çok mutlu ediyor. Gördüğünüz gibi çok şık durdu arkadaşlar. Harika gözüküyor. Ve farklı bir model daha yapalım arkadaşlar. Evet, farklı bir model. Aynı güllerimizle tekrar yapalım. Bu sefer de güllerimizi bu şekilde koyalım arkadaşlar. Şu şekilde koyduk. Kalplerimizi şu aralara koyalım. En güzel kalpleri koyalım arkadaşlar şu şekilde. Evet, ortaya da zeytinle beraber başlangıç tabağı olduğu için bir dekor yapalım. Şöyle maydanozlarımızdan koyalım önce. Şöyle yaprak olarak hepsine koyalım. Onu da bu tarafından ortayı ayarlayacak şekilde gördüğünüz gibi. Şu ortaya da bir zeytinlerimizden koyalım arkadaşlar. Şu şekilde çok basit bir şekilde hemen bir tabak daha yapalım. Bir yeşil zeytinimiz vardı, onu da koyalım hemen. Evet arkadaşlar.
Bu şekilde de bir tabak yapabilirsiniz. Şuralarına peynir falan da koyabilirsiniz. Bir başlangıç tabağı olarak salam, peynir, zeytin o tarz şeyler koyup bir tabağı bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Farklı farklı modellerde farklı farklı dizaynlar hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok şık duruyor. Masanızın ortasına koyun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika gözüküyor. Sevgililer günü için de özel bir tabak. Ortaya marul doğrayabilirsiniz. Domates salatalık doğrayabilirsiniz. Yani salatayı hangi malzemelerle seviyorsanız o şekilde hazırlayıp gülleri de kenarlarına koyabilirsiniz arkadaşlar. Evet, dizaynlarımız bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Amerika'dan sevgiler, selamlar gönderiyorum.